yapmış olduğunuz işlem şu mikrofona sen böyle bir şey olur mu ya? Nasıl böyle bir sürü mikrofonu açar mısın? Açıldı Sayın Hamza Çebi, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Başkan, yapmış olduğunuz işlem hem anayasaya aykırıdır, hem iç düzeye aykırıdır, hem de olağanüstü toplantı gündemine aykırıdır. Bizim olağanüstü çağrımızı siz okudunuz, genel kurulun bilgisine sundunuz. Çağrımız iki bölümden oluşuyor. Birincisi, dört bakanla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal etmiş olan fezlekelerin okunması. Birinci bölüm bu. İkinci bölümde fezlekelerin meclise intikalinde ve intikal ettikten sonra da genel kurulun bilgisine sunulmasında yaşanan gecikme. Şu anda birinci bölümü görüşüyoruz. O siz olağanüstü çağrı gündemine sadık olmak zorundasınız. Birinci olarak söyleyeceğim bu. Fezlekelerin okunması gündemli bir çağrı gerçekleşmiş ise siz fezlekelerin özetini veya onun kısaltılmış bir halini genel kurula sunma hakkına ve yetkisine sahip değilsiniz. İkincisi, anayasamızın 98. maddesinin 1. fıkrası gayet açıktır. Meclis soruşturması milletvekillerinin bilgi edinme ve denetim yollarından biridir. Tıpkı meclis soruşturması değil mi? Geliyorum. Evet. Oraya geleceğim. Tamam. Benim bir şeyimi yakalamış gibi araya girmenize gerek yok. Ben ne diyeceğimi biliyorum Sayın Başkan. Meclis Buyurun. Soruşturması denetim yollarından biridir. Ve meclis soruşturmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Cumhuriyet Savcılığı'nın görevini yapar. Soruşturmaya gerek var mı yok mu kararını verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisine intikal eden soruşturma konusu dosyayı, fezlekeyi baştan sona kadar inceleme hakkına ve yetkisine sahiptir. Bugüne kadarki meclis teamülleri de bu şekildedir. Bakın burada 80'li yıllardan örnek var. Size Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü bunu çıkarmış olmalı. Cumhuriyet Savcılığından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal eden bir fezleke nedeniyle başkanlık makamı genel kurula yapmış olduğu sunuşta hem o Cumhuriyet Savcısının talebini okuyor hem de dosyaların milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılmasını söylüyor, ifade ediyor. 90'lı yıllardaki uygulama yine bu şekilde bir bakan hakkında başbakanlıktan gelen bir teftiş kurulu raporu ve bu raporla birlikte yine bir Cumhuriyet Savcılığı yazısı genel kurulun bilgisine sunuluyor. Dosyalar milletvekillerinin incelemesine açılıyor. 80'ler böyle, 90'lar böyle, 2000'li yıllar da bu şekilde. Şu tarafa gel. 90'lı yıllardaki çağrıyı yapan Sayın Hüsamettin Cindoruk, Türkiye'nin hukukçu başkanlarından birisi. 2000'li yıllardaki çağrıyı yapan Sayın Bülent Arınç, dönemin meclis başkanı, yine hukukçu bir milletvekili, hukukçu bir meclis başkanı ve o da diyor ki dosyaların milletvekillerinin takdir ve değerlendirmesine sunulması. Sıra 2010'lu yıllara geliyor. Bir başka hukukçu meclis başkanı hukuku katlederek milletvekillerinin denetim hakkını elinden alıyor. Milletvekili görmediği, bilmediği, incelemediği bir konuda bir başka türlü karar verme imkanına sahip değildir. Milletvekillerinden bu bilgiyi saklama hakkına sahip değilsiniz. Aksi takdirde anayasaya karşı bir suç işlemiş olacaksınız Sayın Başkan. Tutumunuzu düzeltmeye davet ediyorum sizi. Teşekkür ederim.